Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Opel Astra J kasa. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Birinci konu, aracın ilgili bilgi ekran yapısını çıkarıyoruz. Bu ilgili kısmı kaplayan özel bir çerçeve kullanıyoruz. 9 inç yazımızı fit olarak kaplıyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu, ana ünitenin arkadaki CD radyo yapısını söküyoruz. İlgili tuş kombinasyonlarının çalışmasını sağlayan bir parça kullanıyoruz. Ve soket yapılarını yukarı taşıyoruz. Konnektöre olası orijinaline dönüş yaptığında kullanıcı herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Kullandığımız özel bir CAN bus interface var. Bu interface sayesinde ilgili tuş takımlarının tamamı cihaz üzerinde çalışmış oluyor. Klima bilgileri, şöyle klimalardan da birkaç örnek gösterelim. İlgili klima bilgileri sistemde çalışıyor. Direksiyon kontrollerinin tamamı sistemde çalışıyor. Yine aracın birçok konfigürasyon bilgisini de sisteme taşıyor. Nedir bu konfigürasyon bilgileri? İlgili sıcaklık değerleri, kapı açma, aracı çalıştırdığımızda geri viteste trajektör desteği gibi birçok detayı da sisteme taşımış oluyor kullandığımız interface. Yine orijinalliği korumak adına orijinal USB konnektörü aktif, geri görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Toparlamak gerekirse aracımız 2015 model Opel Astra J kasa. 9 inç yazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Aracın konfigürasyon ve ilgili tuş takımlarının tamamını çalıştıran özel bir parça kullandık. Orijinal USB konnektörü aktif, geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerini hem satın alma hem de dahili hafızasındaki seçenekleri de kullandırma imkanı tanıyor cihazımız. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. İlgili ikon vasıtasıyla CarPlay arayüzüne erişim sağlıyorum. Kablosuz olarak çalışıyor. Android telefonlardaki Android Auto'da kablosuz çalışmış oluyor. Hazır buradayken Spotify'dan bir müzik açarak ilgili tuşları da gösterelim. Ses açma. Şarkı ileri geri tuşları çalışıyor. Direksiyondan da ses açma, ses kısma, şarkı ileri geri sorunsuz çalışıyor. Kaynak arası geçiş tuşu olarak çalışıyor. Kaynaklar geçiş olarak da ilgili tuşlar da çalışıyor. Ana ekrana dönelim. Radyo tuşu radyoya atıyor. Hatta radyoda kaynaklardaki tuşları buralarda çalıştırıyor. Seçimlere gidiyor otomatik olarak. İlgili tuşlar sorunsuz çalışıyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz gerçekleştiriyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı, radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyon Pulse Station olarak kaydediyoruz. 18 adet istasyon kaydedilmiş oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci türlü navigasyon, GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci türlü navigasyon, cihaza internet paylaşımı yapılıp ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Bu şekilde kullanabiliyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, harici mikrofonumuz sayesinde telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörü aktif demiştik. İlgili ikon yardımıyla şöyle gösterelim. Müziklerimize erişim sağlayabileceğiz. Klasör seçimlerimizi yapıp yine burada da hem direksiyon kontrolleri hem de ilgili şarkı atlama tuşları sorunsuz çalışıyor. Direksiyon kumaları da keza böyle çalışmış oluyor. Yine ilgili ikon vasıtasıyla USB'lerdeki videolara erişim sağlamış olacağız. Bu şekilde kullanacak. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip, aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcı günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemli ürünümüz, ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak.
Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vitesi aldığımız zaman kontağı açalım. Kameramız devreye giriyor. Video içerisinde gösterdiğim gibi trajektör desteği çalışıyor. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Yine kameranın da konumlandırma kısmını video içerisinde paylaşmış olacağız. Boşa da geri vitesi aldık. Devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB'da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2015 model Opel Astra J kasa 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.